Ebru'nun hemen aşağısı. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. O kaizletti yine beni ya. Otoriteme, kariyerime, her yerime. Tapsın tapsın benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah kariyeri fulle, çayını da demle son durak. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Tamam yani. O derece. Selin yavrum, sahura mı geldin? Bir bu olmamıştı. Aman eksik kalmasın. Yok İpo teyzem, ben daha yeni geldim eve eller havayadan. Alemden yani. İşte gecenin dedikollarını da Aslı'ya anlatma bazında bir uğrayayım dedim. Bak, bunu asistan kızdan görmüşler Cem'i. İnanabiliyor musun? Ve birlikte California roll tıkınıyorlarmış. Sushi olayına girmişler Aslı, bilmiyorum. Sushi mi? Hı. Hem de sushi ha. Sushi bizim yemeğimizdi ya Cem'le. Önümüzde çok önemli günler var. He, bayram var değil mi? Bayram da var da başka şeyler de var. Ha, 29 Ekim sahi. 29 Ekim ya. He. Unutturma Cumhuriyet Bayramı ayol, bayrak asalım. Asarız, asarız. Yok bir şey canım. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi sabah sabah bu kadar sinirlendi? Kızım bak, şu kadarcık benim sözüme değer veriyorsan ve güveniyorsan yani en yakın arkadaşına. Bilmiyorum, sen bu Cem mevzusunu kapat artık. Bak miladını doldurdu kızım o. Gök tarihin tozlu sayfalarına pislik üstüne boş. Bak keyfine. Japon restoranı ha. Tabii. Peki. Peki hanıma elbise aldım. Pandaya mavi kadar. Lan Sertaç, ne oluyor? Rüyanda mı gördün? Ne? Japon mu? Ne Japon'u lan? Japon iş adamları mı? Ne istiyorlarmış? He? Nasıl? Ne diyorsun oğlum ya? Aa. Yani çekik herif, kravat mravat, yanlarında tercüman falan. Hayrola dedim abi, business or pleasure dedim. Ha? Yani abi, iş için mi, eğlence için mi geldiniz dedim. İngilizce abi. Ben çıplaklar kampında bütün kızlarla muhabbete girmek için böyle konuşurdum abi. Nasıl gülerler de sorma. Tabii çıplak olunca abi, iş için mi geldiniz demek biraz saçma oluyor yani. Ha, kes lan, geyik yapma. Burada hayatımın servetini kazanmak üzereyim ya. Sazete gel oğlum. Yani abi dediğim gibi, bunlar uydu sistemiyle, çok hassas aletlerle dünya çapında petrol arayan bir şirket abi. İstanbul'un göbeğinde de abi damara rastlayınca hemen gelmişler buraya. Vay be, yani bizim mekanın altında petrol mü varmış Sertaç? Evet abi, dediğim gibi, bunlar uydudan görmüşler abi. Ondan sonra ilk uçakla Tokyo'dan buraya gelmişler. Allah'ın işine bak Sertaç. Sevinçten gözlerim bir şey. İlahi Hamiyet. Ya benim doğum günüm öbür gün yahu. 29 Ekim doğumluyum ya ben. Vallahi bilmiyorum. Şimdilik ses seda yok ama. Unuturlar mı canım? Niye unutsunlar? Aa! Babanın doğum günü unutulur mu Allah sen? Ay berbat kokuyor. Tuhaf bir şey. Bu nereden geliyor ya? Apartman boşluğundan mı ne? Çıldıracağım. Ha. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'ndan başka ne vardı? Ha.
sonbahar soğuklarının başladığı gün. Tabii canım. Ay nereden geliyor bu koku? Ay çıldıracağım, feci kokuyor, feci. Of. Ulan hem seviniyorum hem de endişeleniyorum. Babam hayatta kabul etmez lan bunu. Dükkanın anısı ver der, kazdırmam der. Ne işiniz var petrolda, işinize bakın der, bilmem ne der. Söyleme abi, çaktırmadan kazıp çıkarsınlar. Japonların aleti hassastır abi. Benim Japon bir dijital saatim vardı abi. Fazla hassaslıktan zırt pırt bozulurdu. Vay be, Nişantaşı'nın göbeğinde ha. Of. Kesin petrol var mıymış? Evet abi, adamlar petrol olduğunu gördük diyorlar ama miktarını bilmiyorlar abi. Çok kaliteliymiş yani. Oğlum, lan bunların hepsini uydudan mı görmüşler lan? Japon yapıyor abi, aletler hassas işte. Lan bunlar bizi de görmüştür lan aletten ha. Son zamanlarda bir rezilliğimizi yakalamış olmasınlar. Ayıp olur heriflere vallahi ya. Ay temizle dur. Oraya koştur, buraya koştur. Her gün ayrı telaşe. Ne o? Misafir falan mı gelecek İfa bu aralar? Ne misafiri ayol Tahsin'cim, ne misafiri? Mutfakta bir koku var. Ay çıkmıyor bir türlü. Ot mudur, böcek midir anlayamadım. Siliyorum, siliyorum geçmiyor. Ya öyle mi? Ya nereden geliyorsa... Şimdi işin yoksa indir bütün dolapları aşağı. Ay, nedir bu başıma gelen? Yani işte uzun lafın kısası arkadaşlar, ben artık kendimi başkalarıyla görüşmeye ve tanışmaya hazır hissediyorum. Aslı, benim bir arkadaşım var, seninle tanıştırmayı çok istiyorum. Zaten Cem'den önce de seni çok beğeniyordu. Ay yok yok, asıl benim bir adayım var. Görünce bayılacaksın. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kızım bak elimde süper ötesi, manyak, cool bir herif var. Ama bilmiyorum, seni beğenir mi? Gerçi sen benim yakın arkadaşımsın, yapacağız bir kıyak, yapacağız. Peki arkadaşlar, Allah aşkına kaç kişiyle birden tanışacağım ya? Kızım bak, şey yapalım, şöyle bir fikrim var. Gelsinler görüşmeye erkekler. Teker teker böyle oturalım, değerlendirelim değil mi? Nasıl fikir? Evet evet, mülakat gibi. Ay çok güzel bir fikir bu. Ay yok artık, maskaranız olayım iyice. Aa. Aslı. Kızım ne olur ya, bozma şu ortamı, ambiyansı. Lütfen please yani. Ben benim adayı arıyorum. Dur halledeceğim. Ama inşallah hani seni beğenir. Bakacağız da bakalım. Dur. Heyecandan. Sertaç, ekmesinler oğlum bunlar lan bizi. Olur mu abi, gelirler. Dakik herifler. Bunların saatleri falan hep dijital yani abi. Bekle, gelecekler. Moruk, ne ikram edeceğiz bunlara? Oruçlu moruçlu olmasın bunlar ha? Japonlar mı abi? Müslüman değil mi Japonlar? Olanları vardır belki yani. Böyle olmaz ki lan. Adamların dilini bilmiyoruz, adetini bilmiyoruz. Nasıl iş yapacağız biz bunlarla? Sushi yedirsek abi. Valla ne yedireceğimizi bilemem de evlerinde hissettirmek lazım adamları. İyi ağırlamak lazım oğlum. Abi şimdi burada J.R. Ewing olsa artık ne oyunbazlıklar ne madrabazlıklar değil mi abi petrol için? Maruk J.R. Ewing ne be? Bana bile yeterdi onlara. Hatta gününde bir Cliff Barnes diyorum. Böyle bir tane kuru muhallebiye bırakır mı lan bunları ha? ne yapsak abi şimdi? Sertaç, bu işleri sarı bilir oğlum. Ne kadar gereksiz bilgi varsa onu da toplan. Dur da bir arayayım şunu. Alo. Ne yapıyorsun kız? Sana bir şey soracağım. Japonların çay seremonisi vardır. Ha, işte yer masasına oturup kimonolarla falan saatlerce çay içiyorlar ya. Ha, o işte. Sen ne yapacaksın bunu? Alo. Ne suratıma kapatıyor be manyak. Ya arkadaşlar, ben bu Fatoş Hanım'ın sürekli aynaya bakmasına hastayım biliyor musunuz? Efendim efendim? Kız sen yoksa morukladığını mı düşünüyorsun?
Bence taş gibisin. Başladık ya, pislik. Aslı Hanım, hep soracağım soracağım unutuyorum. Siz Cem Bey'i dehlediniz mi? Ayrıldık, evet. İyi olmuş. Ne olacak? Başka birisini bulabilirsin. Hayırlısı. Ekmek arası diri diri gider ama. Ne dedi o? Ay artık bu tacizin kompedanı olmuş ya. Doktora yapmış. Pis sapık. Ay şikayet etmeye kalksak, yok ben ellemedim, iltifat ettim, moral verdim diyecek. Yok yok, bu böyle olmayacak. Kubilaylar da kurtaramıyor bizi. Hadi çocuk. Kızlar, ne yapmak lazım biliyor musunuz? Ne? Ona kendi acı ilacından tattırmak lazım. İlaç derken? Yani biz de onu taciz edeceğiz. Hoş gelmişsiniz. Yok kızıyla Şeymaş'ta. Şeref verdiniz abi. Koyenin ucuması. Çıkıp kansuk eseka çekko şita toko, kono sekiyu ga hakken saremaşta. Kore wa atashii reiringa teknoloji desu. Hemen konuya girmek istiyorum. Uydudan noktasar olarak burada petrolün bulunduğunu gördük. Bu yeni ve çok gelişmiş hassas bir teknolojidir. Dedim abi, her şey dijital bunlarda. Zaten Avrupa Birliği etkisiyle ülkenize yatırımı yapma niyetimiz vardı. Biz de hemen kararı verip uçağa atlayıp Tokyo'dan geldik. Dedim abi, Tokyo'dan geldiler. Sertaç, nefes al iki dakika ya. Heyecanlandım abi. Bunu iki tarafı akat denir konağa. Ne diyor? Sizinle iş yapmak çok büyük zevk olacak diyor. Eyvallah, sağ olun. Biz de Japon kültürünün hastasıyız yani. Severiz. Tabii. Buristiyle büyüdük ya. Özellikle sushisi olsun, efendime söyleyeyim, şeyi olsun, kimonosu olsun. Gerek harekilisi değil mi abi? Saçmalama lan. Harekili intihar. Göbeğe batırılan bıçak. O kamikaze değil miydi abi? Manyak mısın lan? Kamikaze şey, küçük Japon ağaçlarına deniyor. Origami abi, yanlışım var. Sosur, kiya toku nattikta. Konu iki tarafı ne yapıyor hanaşten daro ne? Genyo teni girerimade no gaman desu kara. Ne dediniz acaba? Evet, bu sistemde çıkan petrolü gelirini yarı yarıya paylaşıyoruz. Eğer bir şey çıkmazsa iki tarafı da masraflarımızı sineye çekeceğiz. O ne demek abi? Petrol çıkmazsa iki tarafa birden giriyor galiba, anlayamadım ben de. Peki Ayuka Hanım, siz şimdi aletlerle burada petrol arayacaksınız ya. O sizin masrafınız oluyor. Bizim masrafımız ne ki? Peki, hemen sorayım. Karelano futan wa nani ni naru no ka toyukoto kiite orimasu keredomo. Kono mise o tori kowasu, sugu ni shiage wo hajimeru. Bu dükkanı yerle bir edeceğiz. Masrafı bu. Ben bu konularda deneyimli olduğum için Aslı Hanım'a hazır sorularımla eşlik edeceğim. Alınmazsınız değil mi? Yok, zaten Selim bana böyle karşılıklı muhabbet olayları falan var. Böyle iş görüşmesi gibi olacak falan dedi. Asabiye bağlama, git takıl yani falan dedi. Ben de vay be, ortama bak, gidip takılayım falan dedim. Anladım. O zaman ilk soruyu ben sorayım. Bir gün içinde ortalama olarak olay ve falan kelimelerini kaç kere kullanırsınız? Falan. Yok yok. Bu gerçekten bir soru. Yok tamam, ben cevabımı aldım. Peki, o zaman ben bir soru soracağım. En son ilişkiniz ne zaman bitti ve ne kadar sürdü? Üç ay gibisinden bu hafta bitti. Peki, ben size bir soru sorabilir miyim? Kaç yaşındasınız? Burada soruları biz sorarız.
Ayuk Hanım, vallahi yıkamayız burayı biz. Burası bana babamdan kaldı, ona da dedesinden yani. Yani böyle ufak ufak arasalar olmaz mı? Uzun uçlu bir matkapla giriverseler, aldırıveririz Karaköy'den hemen. Heh, aklında bin yaşa. Bizim çocuklar da yardım eder, tıkır tıkır çalışırlar hani. どうしてもお店を壊したくないと言っておりますけれども。この二人に会った時すぐに分かったね、悪戦苦闘すると。まあそうですよね。お zaman böyle sizi rahatsız ettik, kusura bakmayın. Oturun Allah aşkına, olur mu ya? Durun öyle hemen celallenmeyin lütfen. Sushiko, o zaman ben akşam babamla bir konuşayım. Belki ikna ederiz, ne yapalım? Abi Tahsin amca söyleyecek misin gerçekten? Dur bakalım Sertaş, ayarlayacağız bir şeyler. Noito-kun, konu mayna hito anko gata da ne? Şöyle izlesin ne? Ne dedi? Evet, aşağıdakilerden hangisi sevdiğiniz kadınla yaşayacağınız ideal ilişki tarzıdır? A, uzatmalı sevgililik. B, beraber yaşamak. C, evlilik. Vallahi ben A diyeceğim ama doğru cevap C falan mı? Ah işte yok, yok. Fatoş, bu soruyu açıklar mısınız? Memnuniyetle şekerim. Cevap D olacaktı. Yani yukarıdakilerin hepsi. Şaşırtmalı soru. Yani evlilik içinde uzatmalı sevgili gibi hissedip birlikte yaşamak olacaktı. Vay be, olaya bak. Bayağı zormuş. Yani biriyle yemeğe çıkacaksam takdir edersiniz ki inceleyip sık dokumam lazım. Pardon, o dokuma kısmını pek anlayamadım ama kim kimle yemeğe çıkacakmış? Dedik ya, yani adayları değerlendiriyoruz. Tabii çok talep olduğu için aynı anda. Onun için mülakatı geçen adayla bir yemeğe çıkıp daha iyi tanımaya çalışacağım diye dedik ya. Hadi ya. Selin bana öyle bir şey söylemedi. Aa, peki Selin ne söyledi? Test yapacaklar, git takıl eğlen falan dedi. Sen soruları niye cevapladın o zaman? Bilmem. Yani sonunda bir ödül falan vardır sandım. Olaya bak ya. Senin adayın. Gelsin o zaman yarın Yaprak. Bakacağız artık cumartesiye kadar. Değerlendireceğiz. Cumartesi bir gelsin. Tamam canım. Hadi öptüm, bay bay. Kebap olur, sushi olur, ikram olsun yeter, fark etmez. Babam mı? Bakacağız artık. Ayarlayacağız oğlum bir şeyler ya. Sen hallet işte oğlum. Önemli olan bu, tamam mı? Hadi eyvallah. Ya Volkan, niye bu hazırlık? Kebaplar, kebaplar, he? Babacığım, Sertaş'ın yabancı misafirleri var da... işte onun için böyle bir şeyler yapıyoruz. Senin telaşen nedir küçük hanım? Hiç iş konuları baba. Aa, anlatım, anlatım. Ay, bu mutfaktaki koku nereden geliyor? Havalandırmadan mı sızıyor, nedir? Vallahi soldan soldan geliyorlar. İfo'cum, cumartesi akşamı evde mi yeriz yoksa dışarıda bir yere mi çıkarız? Ne bileyim ben, dışarı mı çıkalım istiyorsun? Oğlum ben karışmam, siz ne program yaptınız? Ben cumartesi kızlarla çıkabilirim yalnız. Vallahi benim de cumartesi günü verilmiş sözüm var ona göre yani. Babacığım ya, ben sizle özel bir hususta konuşmak istiyorum. Nedir? Babacığım biliyorsunuz bizim muhallebeci eski bir bina, eski bir mekan yani. Altyapı yetersiz. Hani büyümeye, gelişmeye. Yani aklımıza güzel projeler, fikirler geliyor. İstediğimiz gibi mekanı kullanamıyoruz. Diyorum ki ben bütün muhallebici yıktırıvereyim komple. Sonra baştan yapalım bir daha. Ne? Aa, nereden çıktı oğlum? İşte yani tadilat diyorum ya.
Oğlum yazın hepsini yaptırdık, daha yeni yaptırdık. Öyle miydi? Mutfak için diyorsan tamam, onu yaptır. Çünkü oradaki fayanslar eskidir epey. Onu diyorum babacığım ben de. Hazır mutfağı yaptırırken fayansları falan komple yerle bir edeyim ortalığı, sonra bir daha yaparız. Nasıl fikir? Oğlum bayram üstü iş çıkarma. Mutfağı yaptıracaksan yaptır. Tamam mı? Tamam. O zaman mutfağı yaptırayım ben hemen. Hemen başlasın inşaat. Niye hemen? Cumartesiye yetişsin diye mi? Cumartesi mi? Ne var ki cumartesi? Hafta sonu diye mi? Evet. Hafta sonu diye. Fatoş Hanım, bu yeni gelen reklam müdürleriyle hep Cem Bey mi konuşacak ya? Benim de bakmam lazım. Anlar mı, anlamaz mı belli değil ya. Sonuçta ben insan psikolojisini iyi bilen bir insan sarrafıyım. Değil mi Burhan, değil mi? Senin elinden kim bilir kaç kişi geçmiştir. Seni gittiği yere bakan, yürek yakan Burhan. He? Kaç tane sevgilin oldu senin ha? Benim mi? Senin mi? Ay düşünüyor. Düşünüyor. Sayıyor herhalde. Sayıyor bitmiyor. Seni gitti Burhan, seni. Kız ne yapıyorsun öyle? Ne var canım? Biz arkadaş değil miyiz şekerim? Ayrıca ben böyle arkadaş tipte bir editörüm. Burhan. Enteresan. Ya bunlar hediyeleri bir yerlere sakladılar ben bulamayayım diye. Var bir büyük hazırlık var da nedir? Baba, ne arıyorsun bu saatte evde? Siz annemle gitmeyecek miydiniz hani? Bu koku giderici aleti almaya dünyanın bir ucundaki bu alışveriş merkezine, ha? Anneni gönderdim, ben hastayım dedim, evde kaldım. Sen de gitseydin be baba. Hastaysan evde oturmak iyi gelmez ki, çıkıp bir hava alırdın ya. Hasta falan değilim canım, mahsus öyle söyledim. Nedir o elindekiler? Hiç ya, ıvır zıvır. Japon feneri falan gibi bir şey var. Yok, hayır ya. Hayır olsun bakalım. Benim evden gitmem lazım, öyle mi? Yok yani ama... gideriz. Hava alayım bari. Ben şimdi altı buçuğa kadar yokum. Sen istediğini yapardık. Allah razı olsun vallahi. O zaman Japon faslı başlasın. Vay be. Ulan bunlar da ne acayip renkli millet ya. Ne haber Burhan Bey? İyi. Of. Sen bunları nasıl büyüttün? Bunlar nasıl pazu? Ne? Böyle ceketin üstünden bile belli oluyor. Diri diri ya. Bakayım. Bak. Of. Arkadaşlar abartmayın ama ya. Normal kol bu. Niye elliyorsunuz ki? Yok canım, ellemek falan değil. Yani ben hani böyle sempatik bir ortam olsun ofiste istediğim. Buzlar erisin. O yüzden canım. Burhan, sen niye böyle tuhaf davranıyorsun bize? Açık olsun ya. Yoksa çok mu zaman oldu? Ne zaman? Ay hani diyorum, böyle sevgili diyorum, sevgilin olmayalı diyorum. Ay yoksa çok mu zor durumdasın? Arkadaşlar bunlar sizi ilgilendiren konular değil, ayıp oluyor ama. Bunlar benim özel hayatımla ilgili özel şeyler. Sabah lütfen bunları açmayalım. Rahatsız oldum. Rahatsız oldum.
çay içecek miyiz? Mevsimler nasıl sırayla gelir? Kiraz yaprakları nasıl yavaş yavaş çiçek açarsa çayın da bir zamanı vardır. Sabrı bilmek lazım ki sonundaki ödülün kıymeti artsın. Benim de dilim damağım yalnız birbirine yapıştı abi. Yani geberesice sabret biraz ya. Aa, çay seremonisi böyle olur oğlum, öyle içtim kaçtım yok. Japon kırmızı. Aşı ga itai yo. Hisi ga sızmanay no kana. Babam yaşlı bilge der ki, tatlıcılık bir sanattır. Ayrıca yine der ki, eşeğe rakı içirmişler, çoluğuna bahşiş vermiş. Ya, pardon, ben bunları nasıl tercüme edeyim? Etme, etme. Önce çayımızı içelim değil mi? Çay yaprakları bize bilgeliği ve ölümlülüğü hatırlatır. Çay kutsaldır. Bana açık koysaydın abi, çarpıntı yapıyor. Lan biraz ruhani ol ya. İçine ettin seremoninin ha. Kırık Japon. Hissetmişler mi kendilerini? Memnunlar mı yani? O kutsurogi itadaketemasu deşouka? Kola o hitosu tanıdım iyi kana? Çok teşekkür ediyorlar. Eyvallah. Tamamdır abi, aç konuyu. Kiraz çiçekleri nasıl yavaş yavaş açıyor Sertaç, hatırlasana. Acele yok kardeşim. Acele yok. Çocuklar, işte Süreyya. Ay yok artık, çeş. Merhaba Süreyya. Merhaba Aslı. Sonunda tanıştık. Ya. O zaman biz çıkalım Yaprak, hadi. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsunuz canım? Hep birlikte görüşmeyecek miyiz? Süreyya, söyledim ya, talep çok olduğu için seni bir ön görüşmeye alacağız. Garip gelmedi değil mi? Yok yok, ben durumu biliyorum. Kendime güveniyorum. Madem bu kadar kendine güveniyorsun Süreyya, kurula gir o zaman. Kurul mu? Tabii ki. Bu durumda Aslı'yı yalnız bırakmayalım arkadaşlar. Bir aşk adına olur. Ve aynı zamanda jürinin en deneyimli üyesi olarak ben bir konuşmak isterim. Tabii. Aslı bizim canımız, ciğerimiz. İlk önce bir erkek gözüyle ben mi değerlendireyim Süreyya? Hay, ben de Aslı'nın yakın arkadaşı ve kapı komşusu olaraktan bir değerlendirmek istiyorum. Hayır, hırsı var, hırsı var, sapığı var değil mi? Yani var oğlu var. Ben korkmuyorum. Hepinizle görüşürüm. Kendime güveniyorum. Peki Süreyya, yumuşak uçlu iki kalemin, silgin, akide şekerin yanında mı? Şesun, lütfen. Tamam canım. O zaman ben Kubilay'ı da çağırayım şimdi, herkes buradayken. Çok bozuluyor da böyle şeyler. Kimi isterseniz çağırabilirsiniz. Ben buradayım. Hazırım. Kendime güveniyorum, kararlıyım, iddialıyım. Vay be. Süreyya, ilk puanını aldın. Ölmeye geldin demek ya. Hazırsın buna. Kiraz meyvesi içindeki çekirdeği korur der bilgeler. Eğer açgözlülük edip kiraz meyvesini yersen, içindeki çekirdek toprağa ulaşıp ağaç olamaz. Abi bir çay daha ver, gözlerim kapanıyor. Ayuka, çevirmiyorsun söylediklerimi. Sekihodo no hanashi no tsuzuki desu. İmamade zenzen majime no hanashi wo shinakatta. Shindoi yo.
Ne diyor? Beğenmiş mi felsefeyi? Artık iş konuşsak diyor. Ya ablacığım, sen de hiç yardımcı olmuyorsun ya. Muhallebici bizim ekmek kapımız. Şimdi abiler şöyle girseler mekana, he, mutfağın zemininden ufak ufak çalışsalar, mahalleyi etrafı uyandırmadan, sağ solu kırıp dökmeden ince ince, he? Hassas hassas böyle, dijital yani. O misel kovasanay de, nanto kovasazı ni nanto ka dekinay ka to yutte masu keredomo. Hay, それで小さい機械を買って、石油を掘り出して、それを調べて、いい石油が最初に出たら、それでお金をかけて、石油を掘って、それを精製して、きれいにして、最初の石油が新しかったら、家を建てて、店を建てることができる。たまん。たまん。Bu kadar yani. Ya Sertaç, hani böyle bazı Japon filmlerinde olur ya lan, hani Shogun'da falan vardı. Adam konuşur konuşur iki saat, ondan sonra öbürü çevirir, eyvallah falan der. Onun gibi yani ya. O kadar laf tamam demek miydi Ayuka? Hayır ya, ama ben tercüme etmekten sıkırdım. Özetledim. Sıçlar sıgın yacımemez. O zaman hemen çalışmayı başlatıyoruz. Aa, iyi haber, hayırlı olsun. Hayır. Bu isim hiç olmadı bence. Ya Aslı'nın yanına şöyle bir malkoç olsaydı. Veyahut da sar. Yahu her şeyden vazgeçtim, en azından toklamış canım. Yani böyle kapı gibi bir kızı, bu isim nasıl taşısın ya? Süreyya, biraz feminen gibi. Sizin isminiz nedir? Burada soruları ben sorarım arkadaşım, ya da biz. Süreyya, Süreyya, Süreyya. Bu aşağıdaki araba senin mi? Evet, yeni aldım. Aferin sana. Yalnız biraz zayıf bir model. İkinci el galiba. Süreyya. Süreyya, söyle bakalım. Sevgili olan iki insan ne kadar zaman sonra birlikte tatile çıkabilirler? Aslı ne zaman isterse. Doğru cevap. Söylemişim size Süreyya güçlü bir aday diye. Anam bak. Sevdiğin kadınla haftada kaç kez, kaç saat gezer tozarsın? Şaşırtmanı sordum, hemen cevap verme. Yok yok, ben cevabı biliyorum. 7 gün 24 saat. Yanlış. Bakma bana öyle Süreyya, yanlış. Doğru cevap. Aslı evden ne kadar süre izin alabilirse o kadar süre. Süreyyacığım, her şeyi atlar gördüm seni canım. İyi günler. Başvur buraya mı? Aslı için mi? Reklam müdürlüğü için. Ha, siz Cem Bey'le görüşeceksiniz. Yalnız Cem Bey bugün yok. Yarın gündüz gel diyeceğim ama çekimi var. Yani siz yarın akşam gelin, olur mu? Tam mülakatın ortasında gelip abuk sabuk insan canını sıkmıyorlar mı? Evet. Neyse, biz Süreyya'ya dönelim. Ne var, ne oluyor? Tadilat. Fayans için başladı. Evet, fayans işi. Hadi hayırlısı. Bir bakayım o zaman. Yok efendim, bence girmeyin. Girmeyeyim, niye? İçeride çok toz var. İyi, peki öyle olsun. Vay 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 vay. Ya bir fayansçı da kaç kişi birden çalışıyor maşallah. Ya efendim. Ne o? Gözlerde Japonca mı yazıyor? Ya ben hiç anlamam efendim. Hatta ben bir içeri bakayım, gelin. İyi, hadi bak bakalım. Alo, Amir. Ha? Yok. Yahu, unutmamışlar, unutmamışlar. Görme, evde bir faaliyettir gidiyor. Koşuşturmalar, sürprizler, bir hazırlıklar, bir hazırlıklar. Sen beni arama. Arama, anladığımı hissetmesinler. Tamam mı?
Bak. Ya mahallemizde de bir şeyler yapılıyor. Yani bu yıl bana büyük bir doğum günü hazırlanıyor galiba. Hadi eyvallah. Kadına verilecek en iyi hediye. Pırlanta. Doğru. Dans yeteneğine not ver. Birden ona kadar çap 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 çap. 6. Yemek yapabilir misin? Senin yaptığın yemek ne? Makarna. Aa, yemek bile değil ki. Çok zormuş ya. Masaj yapabilir misin? Elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Yok öyle şey, yok öyle şey. Hangi masajı bilirsin? Ayak masajı bilir misin? Çok can. Ben sadece omuz falan ovabilirim. Yanlış yalan. Süren bitti. Ne? Ayak masajı olmadan olur mu canım? Süreyya, Süreyya. Niye daha iyi hazırlamıyorsun canım? Neyse artık. Sen niye denersin ya? Bu ne biçim şey ya? Ya Süreyya, bizden kız almak kolay değil arkadaşım. Zaten adın Süreyya, araban kıtırık, ayak masajı bilmiyorsun. Heyecanlanınca terliyorsun. Olmaz Süreyya, olmaz. Yani ben elimden geleni yaptım. İyi niyetli olacak işler değil bunlar Süreyya. Ay Aslıcığım, yarın esas benim adayım geliyor. Emre. Ama bu Emre öyle böyle bir Emre değil. Kim olduğunu biliyor musun? Arkadaşlar, mülakata gelecek arkadaşlarla benim de görüşmem lazım mıydı? Gerek yok. İş olmadı zaten. Niye arkadaşım? Ayak masajı yapamadığım için. Arkadaşlar, ayıp oluyor ama. Hadi beni bir cinsel obje olarak görüyorsunuz ama mülakata gelen arkadaşa da bu yapılmaz ki. Olmaz ki. Aa Kubilay Bey, ben fark etmedim sizi. Merhaba. Nasılsınız? Hadi ben gideyim. Ne diyor bu psikopat yahu? Lan ben dedim sana Sertaç, petrol kralı olduk oğlum lan. Oğlum helalim dağda bayırda arıyor bak. Japonlara minicik aletle buldu lan petrolü lan. Oğlum zengin olduk lan. Ah Allah! Allah ki! Sertaç tamam, ben seni sonra ararım kardeş. Hadi. Çocuklar, babanız nerede? Hah, geldi. Ben bakmıyorum İfa. Bak, kapalı gözlerim. Ne? Açayım mı gözlerimi, açayım mı? Bence aç, bir yere falan takılacaksın. Açıyorum. Açtım. Evde bir değişiklik yok. Değişiklik mi olması gerekiyordu? Ha şu süs falan işte. Aa 29 Ekim yarın Tahsinci. Ha anladım. Yarın mı yapacaksınız? Hayır yani öyle süs püs değil. Sadece balkona bayrak asacağız. Ya peki. Ay, süs püs mü istiyordun eve yapalım? Hayır, bir şey istemedim. Hayır, istiyorsan eve bayrak asalım Tahsinci. Hayır, bir şey istemiyorum. Allah Allah. Ya vallahi gerçekten Fatoş, ben artık aday madayı istemiyorum. Lütfen ya, rezil oluyorum öyle iş görüşmesi gibi. Ben vazgeçtim. Ama şekerim bak, bugün gelecek olan benim adayım herhangi biri değil ki. Cem Bey. Şşş, Burhan. Gel bakayım sen buraya. Bir merhaba demeden nereye gidiyorsun ha? Ben bu reklam müdürlüğü için mülakata geleceklerdi ya, onlara bir bakayım diye geldiydim de. Ay Burhan. Ha. Bebek. Bana bak. Sen ne yaptın saçına ya? Ha? Dağıtmışsın. Model yapmışsın. Yok, bu benim kendi doğal saçım aslında. Ha. Kendi saçım. Burhan Bey. Kadınlar beğensin diye mi böyle yapıyorsun ha? Oh,
Maşallah. Göğüs kasları falan çalıştırılmış spor salonlarında. Duyuyoruz. Yo, benim spor salonuna ben gitmiyorum. Çok pahalı çünkü. Ama yani damacanayla 19 litre var ya, onları kaldırıyorum. Ben ondan bulabilirim. Yani. Evet. Burhan. Konuyu saptırma şekerim. Hı. Biz burada spor olayından değil, senin seksapalinden söz ediyoruz. Yavrum. Yani benim öyle bir iddiam yok. Yani ben kompleksleri olmayan bir insanım. Öyle düşünmedim. Hadi Allah aşkına ya. Onun için mi böyle dar gömlekler giyiyorsun ha? Yalancı. Ha? Burhan. Şekerim. Sen yeme bizi bakayım. Şeker şey. Bıcık 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 bıcık. Yavrum benim. Dön bakayım sen. Ha? Ah var ki gösteriyorsun. Ya Burhan, soracağım hep unutuyorum. Sen boxer mı giyiyorsun yoksa slip mi? Arkadaşlar, ayıp olur ya ama. Yani şu anda bana resmen bir et muamelesi yapılıyor. Şu anda resmen bir et gibiyim şu anda. Eğer yakışıklı bir adamın sorunu buysa, bundan sonra yaşayacaklar eğer buysa, eğer bedeli ödenecekse, bir bedeli varsa... Ben burada bir hazırım. Kendimi şu anda yanınızda tam bir mal gibi hissediyorum. Özür dilerim. Ama lütfen biraz beyinle ilgilenin. Sürekli vücutla değil, biraz da beyinle ilgilenin. Anladınız mı? Resmen şu anda iş yerinde resmen cinsel tacize uğruyorum. Cinsel taciz. Evet. Ay. Biz çok kırıldık ama. Değil mi arkadaşlar? Yani Burhan'cığım, biz senin arkadaşlığına, samimiyetine güvendik. Yani sen böyle biri gelip böyle şıp bir şeyler yapıyorsun ya. Hani her tarafımıza dokunuyorsun. E biz de çocuğa soğuk davranmayalım dedik. Yani ayıp olmasın dedik. Aşk olsun. Şu anda kendimi çok kirlenmiş hissediyorum. Anladınız mı? Maşallah. Ulan Sertaç. Her şey iyi gidiyor be. Şapka da süpermiş. Havaya soktun beni vallahi. Tahsin amca ne zaman söyleyeceksin abi? Oğlum dur lan. Petrolü bir satalım önce de. Parayı bulduktan sonra babamı ikna etmesi kolay. Ne diyecek yani milyonları görünce? Yok niye sütlaç yapmıyorsunuz mu diyecek? Ah, Ayko geliyor Ayko. Hoş geldiniz Ayko. Bizim petrol Ayko çıktı vallahi. Problem var. Görüşebilir miyiz? Problem? Buyurun oturun. Şimdi yok. Konu ona koto. Nankam ikin var. Problem nedir acaba Ayuka Hanım? Hayırdır inşallah Sertaç. Bu herifin gözleri iyi bakmıyor. Ya Fatoş'cum ne olur vallahi tanışmak istemiyorum artık kimseyle ya. Zaten 29 Ekim erken çıkacağım eve gideceğim vallahi. Ya 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı dışında ne vardı? Bilmiyorum şekerim, bilmiyorum. Ama şimdi çocuk yolda. Yani ben onu arayıp, aa şekerim sen geri dön, gelme mi diyeyim. Ayrıca, kim olduğunu biliyor musun? Canım Emre'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Siz böyle cumartesileri de çalışıyor musunuz? Aslı ben. Emre ben. Merhaba, biliyorum Emre. Emre Altuğ. Ay ünlü olunca böyle şeylerden rahatsız oluyor değil mi insan? Emre Altuğ. Yok canım. Zaten ben buraya mülakata geldim. Niye rahatsız olayım? Ay, yok, estağfurullah. Niye mülakat falan? Yok canım, yok. Aslı'cığım, merak etme. Her şeyi kabul etti Emre. Hiç merak etme. Aa, bunu bir tür deneyim olarak nitelendiriyor. Değil mi şekerim? Hem de eğlence. Hadi sorun bakalım. Eğlenelim biraz.
Ay yok yani estağfurullah size. Hadi hadi sorun sorun. Zaten bakalım sınavı geçebilecek miyim çok merak ediyorum. Yok ya yani aşk olsun estağfurullah. Normalde bu kadar sık estağfurullah demem aslında ben. Hatta Fatoş bilir yani sorabilirsiniz. Yok canım estağfurullah. Petrolün kalitesi çok iyi ama ne yazık ki miktarı az. Ne kadar az acaba? Şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık 30-40 ayrenin bir senelik yakıtı kadar görünüyor. Yani yaklaşık 80-100 bin dolar arası değişir. Aa, hadi ya. Yani ikiye bölünce bize 50 bin dolar düşüyor öyle mi? Yani uyamıyor, Hiko. Patronumuzun başka görüşmeleri var. Müsaadenizle biz kalkarım. Önümüzdeki hafta bütün petrolü çıkmış olacak. O zaman hesaplaşırız. Ne oldu? Hesaplaşırız. Bunu anku katana otoku kao miyutu atamaka gangan sürüyor. Eyvallah. Çıkar lan moralim bozuldu zaten. Cici. Efendim? Ayol nereye gidiyorsun? Dükkana fayanslara bakacağım. Ha. O arada sizin eksiğiniz meksiğiniz varsa onu tamamlarsınız. Ne eksiği meksiği? Çabuk hazırlık mazırlık filan işte. Ne hazırlığı Tahsin'cim? Ayol bugünün tarihi ne? 29 Ekim. Ha, iyi, bu sana bir şey hatırlatmıyor mu? Yok. Ya. Ay nasıl unuturum? Ya. E tabii bayrak asacağız ayol. İyi ki hatırlattın. Evet Emre'cim. Hazır mısın şekerim? Hazır. Peki söyle bakalım. Hoşlandığın kızla ideal ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzatmalı sevgililik. B. Birlikte yaşama. C. Evlilik. D. Seçeneği. Bravo. Yani hiçbiri. Uzatmadan sevgililik, tadını da bırakma. Ama bence doğru. Niye? Her şey uzayınca biraz bozuluyor değil mi? Yani o ilk anın heyecanı vesaire vesaire bence doğru cevap. Ben sorayım. Bir kadına verilebilecek en güzel hediye. Çikolata. Yok hayır çikolata bence. Çünkü ben çikolata çok severim. Bak şu Emre'ye canım, bütün sorulara doğru cevap veriyor. He, çalışıp geldim. En iyi yaptığınız yemek? Ben pek yemek yapmam da yerim. Süper. Ben de zaten yani yemek yapan erkek hiç sevmem. Masaj bilir misiniz, yapar mısınız? Erkek kadına masaj yapar mı canım? Kadın erkeğe yapar, öyle değil mi? Bravo. Yani bütün sorulara doğru cevap. Hakikaten şaşılacak şey. Tebrik ederim. O zaman sınavı geçtim. Allah'a inanamıyorum ama öyle görünüyor şekerim. Peki, akşam yemeğe çıkıyor muyuz Aslı? Çıkıyoruz gibi görünüyor. Tamam. Ben seni 9:30'da evden alayım o zaman. Yok, evden alma. Gerek yok evden alma. Buradan al. Emre? Emre altı. Of Sertaç of. Sükutu hayale uğradım valla. Büyük hayallerim vardı benim ya. Ne bileyim böyle Ewing petrol hesabı falan. Artık babama hiçbir şey çaktırmamak lazım Sertaç. Vallahi billahi bu şapkayla birlikte kafamı kesip salona asar. Babam. Allah. Sertaç baba. Ne o Ayta nasıl gidiyor? Fayanslar döşeniyor mu? Döşüyorlar babacığım. Döşüyor arkadaşlar. Büyük bir ekip çalışıyor baba. Vay 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 vay. Ya ne çok bolla çıkıyor değil mi? Gideyim bir göreyim bakayım. Girme Tahsin amca. Niye?
Babacığım, onlar eski fayansların molozları. Aa, eski fayansları. Dur, yenilerini bir göreyim. Babacığım, hiç gerek yok ya. Niye? Hiç gerek yok. Güzel şeyler seçtik biz Sertaş'la. Ne güzel, pırıl pırıl, mozaik böyle. Oh, oh, oh. Bu kadar yıpratma kendini abi, lütfen ya. Ruhum yaralandı Şesun. Kendimi böyle kirlenmiş gibi hissediyorum. Psikoloğa falan mı gitsem acaba? Boşu boşuna da para, dünyanın parasını alıyorlar. Vallahi şu andaki travmada bilmiyorum, pek gerek duymuyorum ama... Burhan abi, yine de iş yerinde cinsel taciz gerçekten çok sinir bozucu bir şey yani. Hayır, nasıl kanıtlayacağım ki? Sonuçta o bizim arkadaşımız diyecekler. Ona el şakası yaptım. Ne var bunda diyecekler. Demeyecekler mi? Sonuçta ben onların niyetlerinin ne olduğunu aslında çok iyi biliyorum da. Yani biliyorum da. Neyse. Ya Burhan abi, Allah seni inandırsın, bana da yapıyorlar. Duydun beni? Bana da yapıyorlar. Ben alıştım ama artık. Vücut alıştı artık. Bir de senin yani karşı konulmaz bir caziben var abi. Şimdi bunu inkar etmemek lazım. Yani auran var. Bir yere girdiği zaman insanların hemen o ilgisini alıyorsun yani. Sen biraz sanki seks apelitenin kurbanı mı oldun? Ne diyeyim ben daha sana? Bilmiyorum ki. Biraz saçını başını mı dağıtsan ya? Keşke ortalama güzellikte bir adam olsaydım da şunlar başıma gelmeseydi Şesut. Öyle deme abi. Öyle deme ya. Vallahi öyle. Normal, namuslu bir erkeğin başına gelecek hikayeler mi bunlar? Burhan abi. İşten ayrıl abi. Bayağı mısın Şesut sen ya? Alt tarafı geldiler, ellediler. Bunun için işten ayrılır mı? Geri. O zaman abi sen de tavrını koyacaksın yani. Anladın mı abi? Bu kata 40 yılda bir uğrayacaksın. Öyle şey yapmayacaksın yani. Samimi diyaloglara girmeyeceksin. Bir mesafe koyacaksın abi. Ne bileyim ben ya? Bir şey yap yani. Niye beni böyle cinsel obje olarak görüyorsun? Normal bir insan değil miyim ben ya Şesut? Acayip... moralim bozuldu. Tamam Burhan abi, bir yerde sen de insansın, haklısın. Haklısın Burhan abi, haklısın. Ya beni niye sokmuyorsunuz mutfağa siz? Babacığım, içerisi moloz dolu ya, moraliniz bozulur. Şap dökülüyor zaten Tahsin amca, yasak zaten yani. Ha, ne güzel söyledin Sertaç, yasak içeri girmek. Hayır anlamadım, bu adamlar fayans işçisine de benzemiyor, başlarında kasklar, masklar. Babacığım, özel bir firma o, Japon firması. Anahtar teslimi Tahsin amca. Siz ne işler çeviriyorsunuz mutfakta ya? Neler dönüyor burada? Bir şey dönmüyor baba. Aslında ben şeyi merak ettim, 29 Ekim değil mi bugün ya? Siz niye geldiniz ki, evde istirahat edin? Tozun toprağın içinde böyle, anlamıyorum vallahi. 29 Ekim mi? Tatil günü baba, bugün toz, toprak, maloz olmaz yani, pis. Yani içeride çalışma var, öyle mi? Peki yemek saatinde falan mı bitecek? Yani inşallah kısmetse biter. Hay Allah, abi ben de diyorum, evde bir hazırlık yok. Demek ki bu... ben engel olayım, yapın hazırlığınızı, iyi mi? Hadi, hadi eyvallah, kolay gelsin. Küçük hanım, süslenmişsin. Ha, ofisten birinin doğum günü var, ona gideceğim, çıkacağım şimdi. Doğum günü mü? Ha. Kimin doğum günü? Şesun'un. Evet, Şesun'un doğum günü var bugün. Ona Sertaç, 15 dakika sonra oradayım abi. Oyalaştı adamları. Geliyorum 15 dakika sonra.
Yemek falan ayarlarız oğlum. Ha? Malum alacağımız da var. İyi geçinmek lazım heriflerle. Hadi görüşürüz. Oo, Volkan Bey. Bakıyorum iki direm bir çekirdeksin. Hayrola? Babacığım, malum cumartesi akşamı bir program vardı da. Sürpriz bir program demek. Ha. Ayol gitmiyor bu koku, vallahi delireceğim Taz. Hey Fo, sen giyinip kuşanmayacak mısın hala? Ay ne giyinmesi ayol? O da akşam için canım. Ayol, aa ne giyinmesi diyorum sana, saat olmuş 9:30. 2 saat sonra yatacağız zaten. Yatacak mısın? He. Ay Tahsin'cim, bütün gün mutfak temizledim. Ayaklarımın altı acıyor vallahi. Ay ben erkenden yatacağım, çocuklar da gidiyor zaten. Aa, deli mi ne? Giyin diyor. Aa, ne yapıyorsun sen bu saatte burada şeysin? Ya bu Burhan manyağıyla uğraşıyorum, lafa tutup durdu beni ya. Ha Cem, iyi ki gördüm seni. Bu reklam müdürü adayları var ya, evet. Onlardan biri geldi. Seni sordu, biz de dedik ki Cem yarın akşam gelir. Nasıl yani? Adam cumartesi akşamı bu saatte buraya görüşmeye mi gelecek? Cem ne yapayım? Seni bulamıyoruz. Ne zaman arasın? Asistanınla çekimdesin yahu. Allah Allah, ne zaman gelseydi adam? Tamam, tamam Şizu. Biraz daha buradayım. Geldi, gelmedi çeker giderim ben. Canım, genel müdür sensin ya. Bana ne istiyorsan onu yap. Hadi görüşürüz, fotoğrafçı. Duymadın mı? 29 Ekim diyor baksana. Biliyoruz. Al. Biz çıkıyoruz. Volkan beni ofise bırakacak. İyi. Tamam ya. Sen nereye gidiyorsun minik kuşum? Anneciğim, Sertaş'ın yabancı misafirleri var. Onları gezdireceğiz. Bizim de ofiste Şesu'ya parti yapılıyor. Orada bir yemek yiyip döneceğim ben. 29 Ekim, herkese kutlu olsun. Doğum günü çünkü onun. Hey gidi, şu hale bakın. Ah, ah. Hey, nasıl unuttuk ya? Ay baban 20 sene anlatır artık bunu. Yandık yani, yandık. Anne, sakın unuttuk demeyelim. Şey diyelim, sürpriz parti hazırlamışız, unuttuk numarasına yapmışız mesela. Kızım bu saatten sonra ne sürpriz partisi? Ne var anne, bir pasta masta alırız, ne bileyim hediye falan idare ederiz anne ya. Ya Aslı, bu saatte açık pastane nereden bulacağız ya? Yok tabii. Sen dükkanı arayıver oğlum. Hadi yavrum, bir şeyler hazırlasınlar. Mutfak müsait değil anne ya. Eyvah! O zaman ben bir pasta yapayım acele tarafından. Ya anne, hediye işin ne olacak? Her yer kapanmıştır bu saatte. Alışveriş merkezleri bile kapatıyor abi. Beyoğlu'na git. Orada sabaha kadar açık 1-2 tane dükkan var. Tamam. Tamam, bak şimdi organize olalım. Volkancığım, minik kuşum, sen git Beyoğlu'na hediyeleri al. Ben pastayı yapayım. Ha, sen de git babanı oyala. Renk vermeyin bana bakın. Sanki böyle günlerdir bu sürpriz partiye hazırlanıyormuş gibi yapın. Yoksa yanarız vallahi. Tamam, hadi. Dağılalım o zaman. Hadi. Biraz acelem var benim şimdi. Hediye almaya gidiyorum. Niye? Ya babamın doğum günü, bir şey hepimiz unuttuk. Alelacele bir şeyler alıp geleceğim. Güzelim, her yer kapalı bu saatte ya. Bilmiyorum işte Selin, bulacağız bir şeyler. Hadi görüşürüz. Hee? 29 Ekim. Cumhuriyet bayramı kızım, evet. Ya bütün önemli günler bir araya gelmiş. (Gülüyor)
merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, lütfen oturun. Fatoş, şeyde Aslı yok mu? Yok, ben varım. Benimle yapacaksınız görüşmeyi. Bir mülakat daha mı var? Tabii. Siz daha önce görüşme mi yaptınız? Evet. Aslı ile Fatoş'la yaptım. Ben Fatoş'un arkadaşıyım esasında. Ha. Ben de diyorum nereden tanıyorum. Demek oradan tanıyorum ya. Çünkü yüzünüz çok tanıdık. Ama herhalde evet. Oradan tanıyorum ben sizi. Evet, olabilir. Demek bir mülakat daha. İkinci aşama bu herhalde. Biraz sürpriz oldu ama. Evet, burası sürprizlerle dolu bir ofistir. Ya kusura bakmayın, sabahki görüşmenizi benimle yapacaktınız ama bir işim çıktığı için ben gelemedim. Yok canım, önemli değil. Çok eğlenceliydi. Ben ayrıca sevdim bu mülakat işini. Hadi sorun bakalım, bu sınavı da geçebilecek miyim? Tamam, soruyorum. Bu nedir? Çikolata. Birinci soruyu bildim yine, değil mi? Doğuş, doğuş. Hayır, fakat o kadar iyi tanıyorum ki yüzünüzü. Enteresan yani. Ay, şimdi bu yanacak. Ay, ay, ay. Çökmüş ayol bu. Ay bu koku ne? Bu koku ne? Çıldırtacak bu koku beni. Barbaros kullarında bu can... Nereye babacığım? Su alacağım kızım, su. Aa, Allah aşkına kalkmayın, ben getiririm. Aman aman, ne kadar düşkünsünüz babanıza. Allah herkese sizin gibi evlat versin. Amin, tabii. Ya Beyoğlu'nda bir tane açık mağaza vardı. Ne bulduysam aldım işte. Bu ne? Bu kol düğmesi mi? Ha, kol düğmesi. Sen ver onu. Tamam, ben vereyim. Ha, peki bu ne? Kasket anneciğim. Tamam, onu da ben vereyim. Tamam, bu da tişört, onu da ben vereyim. Tamam, güzel. Şimdi ben gideyim giyineyim. Üzerine bir mum koyarız. Onu hep birlikte içeri gireriz. Bir dakika ya, böyle parti olur mu anne? Üç kişilik. Olmaz değil mi? Sen git, apartmandan falan kimi bulursan topla getir, böyle kalabalık görünsün, hazırlanmış gibi olsun. Kim bulayım ya? Ay, Selin'i getirme de. Aa, anne bütün kazık işleri de bana veriyorsunuz ha. Ay, tamam şimdi ben gideyim giyineyim. Ay, dökülüyor üstüm başım. Sen de gel, şunu şöyle düzelt kızım, hadi. Üstüne böyle biraz meyveler sen, hadi pastayı toparla. Ne? Nasıl yani? Ne ya? Vallahi benim için önemli olan karşı tarafında mutlu olması, eğlenmesi, kendini iyi hissetmesi. Değil mi? Müşteri memnuniyeti diyorsunuz. Evet, öyle de sayabilirsin. Yani bugüne kadar pek memnun olmayan da çıkmadı. Sevindim. Çok sevindim ya. Tecrübelisiniz yani. Yani böyle şeyleri söylemek biraz ayıp tabii ama evet, bayağı tecrübeliyim. Yani çok ufak yaşta başlayınca... Tabii, tabii. İşte en önemlisi bu. Bu işlere ufak yaşta başlamak. Tabii benim öyle bir şansım olmadı, olamadı. Ben ancak üniversiteden sonra başlayabildim. Oo. Bayağı geç. İşte ailem, kendimi kaptırırım, okulu falan bırakırım diye korktular. Anlıyorum. Enteresan. Gelin, gelin. Ay kusura bakmayın, ben de kapıya çöpü koyuyordum. Volkan tuttuğu gibi kolumdan. Ya saat 10:30 oldu, hadi. 1, 2, 3, 4. İyi ki doğdun nasıl?
güzel sürpriz. Bunlar beni unuttu diyordum vallahi. Aa, unutur muyuz Tahsin'cim? Babacığım, televizyon 29 Ekim diye yıkılıyor ya. Unutulur mu? Vallahi bir haftadır hazırlanıyoruz baba. Hadi üfleyin, üfleyin. Bu ne enteresan pasta böyle. Hay ben de diyorum, niye beni muhallebicinin mutfağına almıyorlar diye. Sürprizmiş demek. Ama ben tahmin etmiştim baba. Bunu mu yaptınız Mahmut? Babacığım, üç katlı bir pasta aslında tasarlamıştık ama işte fayansları yaptırırken pastanın üstüne harç dökülünce, değil mi anne? Ya harç döküldü. Ya ondan sonra eyvah dedim ben. Eyvah dedim, hemen girdim mutfağa, kendim yaptım, kusura bakma böyle. Ya ne maceralar, ne maceralar. Hadi üfle babacığım. Nice yıllara canım. Canım sağ ol. Babacığım nice yıllara. Canım. Babacığım. Yavrum. Ah. Oh. Evet. Peki saatleriniz konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya bu soruyu Fatoş'la Aslı da sordu. Ben saat konusunda esneyim. Yani bütün gün boş boş takılırsınız. Gece 3'te bir telefon gelir. Kalk gel diye. Atlar gidersiniz canım. 3'te mi? Yani tabii ya, hiç başıma gelmedi diyemem. Şimdi sabah ara şekerim diyemezsin. O saatte çağırıyorsa belli ki ihtiyacı var. Ben pek saat 3'te aranacağınızı zannetmiyorum sizin ama. Olur olur. Ne diyorsunuz? Tamam. O zaman bir de şunu soralım size. Evet. Eğer anlaşırsak bize ne vaat edeceksiniz? Gördüğünüzü. Yani ruhum, bedenim, duygularım. Daha ne olsun? Süper ya. Yani böyle bir motivasyona şapka çıkartmak lazım. Bravo. Doğru. Ama yani şimdi bu işin içinde de duygu olmadan olmaz. Yani ben biraz da mana arayan bir insanım. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi. Ve bakıyorum başka bir sorun var mı diye bakıyorum. Ve ya ben sizi kesin bir yerden tanıyorum. Babacığım, pastayı yersiniz ya. Şu hediyelerinizi bir açın artık. Yok, açayım, açayım, açayım. Onu ben aldım, onu ben aldım. Öyle mi? Sağ ol, imdadım benim. Sağ ol. Dur bakalım. Oo, değişik bir şey bu İfa. Hı? Ya, yumuşak bir kumaş. Ya, ne yazıyor bunun üstünde? Ya, ne yazıyor Volkan? Babacığım, ben siyah diye aldım yani, kir göstermez diye. Eksik olur, biraz genç ama değil mi? Siz bizim için her zaman gençsiniz babacığım, maşallah. Oh, canım benim, sağ ol evladım, sağ ol. Babacığım, benimkini aç. Ne? Aa, bu kol düğmesi gibi bir şey galiba. İşte, aç bakalım. Dur bakalım, dur dur dur. Aa, heyecanlandım vallahi. Hay Allah. Ay ay ay, ne bu? Göbek piercingi. Ha? Ne? Kravat iğnesi o babacığım. Aa, iyi, pek şık bir şey ya. Vallahi. Tahsin'cim, bu da benimki. Bakıyorum, bakıyorum. Canım benim. Ay ne zahmet verdim. Oh, oh, oh. Dur, yardım edin, yardım edin. Beyoğlu işte. Ayol bu. Deri bu. Deri. Ay şey. Senin çok kasketin var diye bir tane de deri alayım dedim. Hem başını da ısıtır Tahsin'cim. Rahat da biliyor musun? Ben hep takayım bunu. Mutlu yıllar. Ben de kalkayım artık. Ben de. İyi otursaydınız. Başka gelecek yok mu? Görünüşe bakılırsa var. İyi akşamlar efendim. Güle güle mantıklı.
İyi akşamlar. İyi akşamlar Tahsin Bey amca. Mutlu yıllar. Gel Burhan Bey, gel. İyi akşamlar Burhan Bey. İyi akşamlar yenge. Daha önce geleceğim ama şimdi bu şey blokta mazot deposunda bir şeyler, bir olaylar olmuş. Nasıl böyle kalabalık insanlar filan. Biraz onların arasına takıldım. Baktım ne oluyor diye. O çiçek bana mı Burhan Bey? Ben bunu kendi mutfağımda yetiştirdim. Adı kedi otu. Şimdi baş ağrısı filan olduğunda bunun bir tane yaprağını böyle alnına koyduğunda şıp bana da kesiyor. Sağ olun. Demek İfo'ya da bir hediye. O zaman ben bunu İfo tabloya vereyim. Çok pis kokar ama acayip şifalıdır. Aa! Bu koku, o koku. Ne koku? Yok bir şey, yok. Bilal. İşte bu yüzden yeni çıkacak olan maxi single albümün bütün gelirini baba beni okula gönder seferberliğine veriyorum. Pardon, albüm mü dediniz? Evet. Yani bildiğimiz müzik albümü. Tabii. O zaman siz müzikle uğraşıyorsunuz. Evet. Umarım bu sonucu etkilemez yani müzisyen olmam. Yani etkilemez ama müzikle uğraşıp aynı zamanda reklam müdürlüğü yapmak da biraz zor olsa gerek değil mi? Reklam müdürlüğü mü? Ne biçim parti bu? Başka gelecek yok mu? Biz bize olalım dedik babacığım. Ama duyan geliyor tabii değil mi? Volkan bak bakayım. Burhan Bey, koku böyle bütün salona yayıldı. İşte hiç kimsenin başı ağrımaz değil mi? Bittik abi. Ne oluyor lan? Yavaş. Abi orası petrol kaynağı değil, yandaki blok apartmanın mazot deposuymuş. Ne? Evet abi. Adamlar depomuzu deldiniz, mazotumuzu çaldınız diye ortalığı yıkıyorlar abi. Japonlar da böyle bazen hatalar oluyor. Herkesin masrafı kendine deyip basıp gittiler abi. Lan bu herifler uydudan anlayamamışlar mı? Petrol damarı mı, mazot deposu mu? İşte dijital aletler abi. Fazla hassas olunca böyle oluyor. Söylemiştim ben sana. Moruk ne yapacağız? Abi mazotlarını geri vereceğiz, depoyu tamir ettireceğiz. 4-5 bin dolar tutarmış abi. Ne? Sertaç oğlum, gel pastayı. Anlamadım ben şimdi. Siz buraya iş başvurusu için gelmediyseniz gecenin bu vakti mülakat için niye geldiniz ki? Aslı için. Nasıl Aslı için? Yani şimdi biz bu görüşmeyi Aslı ile çıkmak için yapmıyor muyuz? Ne? Aslı nereye çıkıyormuş ya? Kiminle çıkıyormuş Aslı? Kardeşim ben buraya Aslı'yı almaya geldim. Nerede bu kız? Sana ne oluyor ki? Asıl sana ne oluyor be? Sen ne hakla buraya Aslı'yı almaya geliyorsun? Elinde çikolatalarla falan ha? Sana ne kardeşim? Ben razı, kız razı. Düzgün konuş lan. Düzgün konuş! Hareket yapma lan. Al. Gel. Gel hadi. Gel. Hadi gel. Zaman not alırım. Prensibimdir. Onun için de hiç kimsenin doğum gününü unutmam.
Sabahtan beridir davet bekliyorum. Şimdi davet gelmeyince dedim ki acaba bu adamın doğum gününü unuttular. Unutur muyuz ya babamın doğum gününü? Ya günlerdir hazırlanıyoruz. Ya ara ben bile öyle zannettim. Vallahi çok fena bozulurdum yani. Biz onu fark ettik. Acaba dedik söyleyelim mi? Fakat bu sefer de sürprizi kaçacak. Ya ya sürprizi kaçacak. Değil mi Volkan? Oh, gelen giden gırla. Bayağı iyi bir akşam oldu yani. Volkan, bir ara gelip fayanslara bakayım. Ha? Nasıl yaparsın bunu ha? Ya bunu nasıl yaparsın? Herif almış elini çikolatasını ofise kadar gelmiş ya. Ya biz ayrılalı daha ne kadar oldu? Hoş geldin Cem. Nasılsın? Babamın doğum gününü kutlamaya geldin herhalde. Bu da hediyen, öyle anlıyorum. Babacığım, biz Cem'le ayrı olmamıza rağmen o sizin doğum gününüzü kutlamaya gelmiş. Elinde hediyesi. Hoş geldin Cem. Çok teşekkür ederim. Sağ ol evladım. Çok incesin. Tebrik ederim efendim. Kutlarım. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Çikolata. Çok severim. Mersi. Efendim, beni hakikaten bu akşam çok duygulandırdınız. Herkesin böyle bir arada doğum günüme gelmesi, özellikle Cem'in gelmesi beni çok duygulandırdı. Yani hayatımın en güzel doğum gününü yaşıyorum. İnsanın hayatta... Hale bak, kıvılcım gibi misafir geliyor maşallah. Kaç gündür hazırlanıyoruz Tersin'cim bu gece için. Ah yavrum, sen de çok yorulmuşsundur. Bu koku nedir Allah aşkınıza? Ne? Mutlu yıllar Tost amcam, mutlu yıllar Tost amcam. Sağ ol, sağ ol evladım. Bu da hediyen. Teşekkür ederim. Hiç böyle kalemlerim olmamıştı. Ay ben daha önceden bilsem, haberim olsa neler neler alırım biliyorlar yani. Çok şükür durumum iyi. Hayır, bu kadar değerli bir insanın doğum günü unutulup... ...son dakikada bir şeyler ayarlanmaya çalışılırsa... ...böyle olur sen de tüylü kaleme kalırsın. Ama gördüğüm kadarıyla sen bunların hepsini affetmişsin. Buran abi ya, niye kendini bu kadar yıpratıyor? Lan, ben demin bu gözden bakıyordum ya. Yavuz hazırlık yapıyor, onu gördüm böyle yapıyor. Söylesem. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun.